Ben de diyorum yani. Alo, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Selamlar. Merhaba, merhaba Esra Hanım. Merhaba. Ben şöyle söyleyeyim. Ben onun en yakın akrabasıyım, eski evlendiği eşinin. 2004 yılında o 3 aylık tanışmayla o kızı kaçırdı. Sürekli dövdü. Karısını çalıştırdı, kendisi... çocuğu olmadı, evet. Yani kis ameliyatı oldu, doğru. Çocuğu da olmadı. Önemli bir konu değil zaten. Evet. İyi ki de olmamış. Çünkü tamam, kayınvalidesi iyi davrandı, kötü davranmadı. Ama Doğan karısını çok dövdü. Evliliği tehdit boyunca... etti. Babasıyla tehdit etti. Babana söylemeyeceksin. Eve kadın getirdi. Evde kadını kilitli tuttu. Karısıyla yaşadığı evde. Babası kemoterapi görürken o kadını gizli saklı evde tuttu. Benim arkadaşımın kardeşi dedi. O kadını arabasının önüne bindirip de o benim akrabam, sen o niye öyle biniyor diye kızın suratına yumruk çaktı. O kadın DAP raporu aldı. Nereden biliyorsun? Ondan hiçbir şey olmaz. Nereden biliyorsun? Şimdi iddiaları doğru mu? Ben eşinizi... çok çok iyi biliyorum seni. Şimdi sen benim evime de geldin. Ben senin evine geldim. Tamam mı? Sen karına dedin ki ben kent meydanına gidiyorum. Beni de götür dedin. Sen kalktın dedin ki orada konuşan çiçekler var. Ben oraya gidiyorum. Kadın sana tüp parası verdi. Sen kalktın. Telefonla hafıza kartı aldın. Ben bunları gözümün önünde gördüm. Nereden gördün? Ben size oturmaya geldim. Şimdi ben sizi çözemedim. Siz bir açıklar mısınız isminizi? Doğru mu? Şiddet sebebi, çok şiddet uyguladınız. Aynı zamanda resmi nikahlı eşinizle yaşarken eve başka birini getirdiğiniz ve onunla da ilişki yaşadığınız vallahi iddiası şimdi, doğru mu? Ben kiracı yaşayan bir insanım. Evet, şimdi, kiracı yaşıyordu. Burada bilmiyorum ev sahibi olan insanlar var mı? Kiracısı olan insanlar var mı? Bu şekilde hangi ev sahibi razı gelir bir başka kadına? Yani sallıyorsunuz ya şimdi, ama. Şimdi laf ha, güzel sallayın. Şu an mesela eşinizle yaşarken de ev arkadaşınız varmış. Ev sahibi aynen. Ona da razı kadın da geliyor. Kadın da getiriydi. Kadın zaten akrabanız diye getirmişsiniz. Ev sahibinizi de aynı şeyi söylemişsiniz. Ben de öyle dedi. Çalışan dedi. Arkadaşım dedi. Getirdi öyle kadınları. O kadını çalıştırdın. Sen de kendini gezdirdin. Aynen. O kadın sana Türk parası verdi. Sen gittin hafıza kartı aldın. Utanmadan onun parasıyla adamlık yapmaya çalıştın millete. Başkanlığı kimseye değil. Ben adamlık yaptım yok. Ben buraya hani... Ben çok güzel gördüm. O kızın suratını gördüm. O kızın senden nasıl kurtulduğunu gördüm. Alnımın akıyla geldim buraya. Dün bağlandım. Bugün Bursa'ya geldim ben. Gece yola çıktım. Şey İstanbul'a geldim ben. Yani ulu orta açık yere geldim ben. Hani sallıyorsunuz ama yani düzgün sallayın da bir işe yarasın öyle yani. Öyle değil biliyorum. Ben kendi adımı söylesem sen kendine rezil olursun. Sen burada diyorsun kadın getirdi. Yani sen mi doğrucusun? Yaptım. Yani ben buraya çıktıysam... Kadın dedi bana aynısını yaptı. Doğru. İş arkadaşım dedi. Benim her şeyi güzel olarak da çıktım dedi. Ben buraya. Evine getirdi. Kadına İsmail'i süt alın çocuğa. Sen babasın sen alacaksın sütü. Doğan aileme biz seninle İnegöl'de buluşmuştuk biliyor musun? Efendim? Biz seninle İnegöl'de buluşmuştuk. Eski eşim ben, sen ben yanında bir arkadaşım vardı. Ben sizi çözemedim ki ablacığım ben. Sen ismin yok. İyi tanıyorum. Kim olduğunu çıkartmanız çok zor. Anlattığı ve iddia ettiği bir takım şeyler var. Siz o dönemde bunları yapıp yapmadığınızı iç dünyanızda... Bakın Esra Hanım 2004'te evlendi. Evlendiği tarihi bile bilmiyor. 10 yıl kıza işkence etti. Kızı çalıştırıp parasını yedi. 10 yıl. Ya. 10 yıl mı evli kaldılar? 5 yıl kalmış evli Doğan Bey. Ya o da yalan. Ben de onu duydum. 10 yıl evlilik yapmışlar. Doğan Bey kaç yıl, siz bilirsiniz en doğrusunu. Kaç yıl evli kaldınız? 5. Söyleyemez. Ne zaman evlendiniz? 5. 2004'te evlendi. 9 benden yıl falan. Ay sonra. 9 yıl ben Nisan'da evlendi, o Haziran'da evlendi. 9 yıl. Ben sizden o hesap, iyi biliyor. Hesap işlerinde biraz unutkanım yani. Hayır ama en azından tahminen yürü, yani bir tahmin 9, yürütebilirsiniz. 9 sene falan olmuştur. Tamam doğru söylüyor. Hanımefendi sizden her şeyi çok daha iyi biliyor. Amacı şu hanımefendinin. Şimdi Zöhre Hanım orada Doğan'la ilgili iddialarda bulunuyor. Doğan kendini savunuyor ama o kadının söylediği iddialar bence doğrudur. Çünkü ilk eşi de şiddet gördü. Karısını çalıştırdı. Kimse kimsenin hayatını bilemez. Aldı. Akşam oldu herkes evine çekilir. O bilir. Ama karşı komşunu onu bilemez ki yani. Sadece iddia sunar.
Bir tane daha sallar, bir tane daha sallar, bir tane daha sallar. Ben teşekkür o kızın suratını gördüm. Ama akşam olduğu zaman herkes kendi evini bilir yani. Komşunun evini bilir mi? Aa, bilemezsin. Şu anda da mesela. Ya bir dakika Doğan, kimse rahatından boşanıp gitmez. Tamam mı? Hiçbir kadın çocuğu olsun olmasın rahatından evini, şimdi, barkını bırakıp gitmez. Sen bilmiyorum kimsin ama... Şimdi neden sen o kadını rencide ediyorsun ki, sen bu kanala çıkıp da neden? O kadını rencide etmiyorsun. Yıllar olmuş, yıllar olmuş, hala boşanmışız. Rezil olduğunun anlaşmalı değilsin. Olarak boşanmışız. Neden gündeme getirip de ki o kadını şeyleri... babası kaçırdı götürdü. Amacın ne yani? Amacınız... Senin gerçek yüzün. İnsanlar gerçek orada yüzün. Yalan yanlış konuşma. Ben o zaman buraya sahte yüzümle geldim. Sahtesin. Evet. Sahtesin. Bir bayanı evde zorla tuttuğunu iddia ettiniz. O bayan şikayetçi olmadı mı Doğan Bey'den? Hangi bayan? Olsa da bu yalan yapıyor. Evde zorla tuttuğunuz bir bayandan zorla. Bahsediyor. Evde zorla. Evet. Sen evde 5 yaşındaki çocuğu zorla tutamazsın bir ablacığım. Bir saniye. O eve gelen kadın Doğan'ın zorla tuttuğu biri miydi? Gönül ilişkisi yaşadığı biri miydi? Hayır, gönül ilişkisi. Ha. Gönül ilişkisi yaşadığı biri miydi? Sadece işte benim arkadaşımın kız kardeşi evinden kaçtı. Babası dövdü. İşte biraz burada kalacak. Aynen, diyor yalana yaptı bana da. Aslında herkese evinizi açtığınızı söylüyor. Yani Bulgaristan'dan da biriyle tanışıp geldiyseniz. Bak şimdi ben biraz merhametli bir insanım. Açmışımdır, yalan yok. Çok çok, kadının suratını gördüm. Bak, o kadının nedir o suratını gördüm diyorsunuz sürekli. Yani osmor, kollarım osmor. Kadını çalıştırmak bile işkencedir Esra'nın. Kadını çalıştırıp parasını yemek, eve yemeklik almamak. Bana bak. Tehdit etmek bile ablacığım, bir işkencedir. Siz de bilirsiniz. Ablacığım, Züre ile ben 4 seneden beri birlikteyim. Züre'nin çalışma izni yok. Herhangi bir yerde çalışamıyor. Kaçak çalışır. Kaçak çalıştım 9 ay. Çalıştı 1 ay, çalıştı 2 ay çalıştı. Aa, ablacığım. Niye çalıştı ama? Bir sene çalıştım. Şimdi niye diyor ki kadın çalıştırır. Çocuk oldu diye patronla istemedi. Kaç yıl çalıştın? Çocuk olunca hep çalıştım. Çocuk İki olmadan sene. Önce? Çocuk olmadan önce çalıştım ama çocuk olacağı kadar ayaklarım şişti diye patron uzak çalışıyorsun diye dedi, hani izin vermediler çalışma ama çalışamazsın dediler, eve gel, hani bir daha çalışmadın. Çocuk ama doğduktan sonra? Çalışamadım çünkü çocuğa yok kim baksın diye. Çocuğa bakacak biri evet. Olmadı hiç. Ama i̇şte Bulgaristan'dan dedim, geldin, Doğan'la bir hayat kurdun, çalışmaya başladın. Paylaşıdım, geldim, bir ay olmadan beni işe soktu. Kendi mi buldu işi? O kendi buldu. Hep işleri o buldu. Paralar da o aldı. Ne iş yaptırdı sana? Ayakçıdım, paketçi. Ha? Küçük şeyler, ayakçı, paket temizleyici. Bu çevresinde arkadaşlarının dükkanları, atölyeleri miydi? Arkadaş da değil. İnternetten buluyor iş yerlerini. Anlaşıp patronunu alır. Beni götürüyor, bırakıyor iş yerine çalışıp. Mesela 25'i geldim, avans verir. Ailemden biri öldü. Alacağım. Avansları kim alıyor? Avansları o alıyor. Doğan Bey? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Doğan Bey, hiçbir patron başkasının parasını başkasına benim vermez. Benim üstümden verirdi. Benim yalanım buradan belli. Ailem öldü. Elimden değil, adamdan öldü. Şimdi sizin gidip avans istemenize gerek yok. Birlikte olduğunuz kadına baskı yapsanız, ya şuna ihtiyacım almazsan, var, Zöhre git patrondan. Almazsan eve gelme derdi bana. Ha? Avansının paranı ya da masraflı. Ya Efran, uzaklaştırma kararı alınıyor. Evden giden gitmiyor yani. O parayla ilgili iddialara girmek istemiyorum. Hayır, ben şeyi merak ediyorum. Şu yardımseverliğini merak ediyorum. Kadına der ki git o avansı al. Avansı almadan eve gelme. Avansa gidip karınız da ister. Sizin hep alışkanlığınız kadınlar üzerinden hayatınızı sürdürmek, aynı zamanda onlara şiddet uygulamak. Aynen. Hayır, şeyi hatırladı beyefendi. Şey, bakın evinizi hani dediniz ya yardımseverlik, belki hanımefendi yanlış anladı. Siz yardım olsun diye sokakta kalınan birini bir bayana evlilik süresi içerisinde aldınız mı eve misafir olarak? Tabii ki aldım. Mağdur da aldım. Ne kadar kim, kaldı? Kimdi o? Yani neyiniz aldım oluyor? Ben isim vermek istemiyorum, rencide etmek istemiyorum ne çünkü yıllar geçmiş. Adını söyleme, ne kadar İşiniz kaldı? İşiniz buna sizde? Onay verdi mi mesela? Ne kadar kaldı? Onun abisi madde bağımlısıydı. Bıçak. Sağlık cingu bilsin. Bir saniye ya, bir saniye. Ben yıllar öncesini anlatıyorum Züre. Senlik bir şey yok. O da kalmış. Yıllar öncesini anlatıyorum. Sen yoksun piyasa. Sen daha Bulgaristan'dasın. Bir saniye. Için madde bağımlısıydı. Hani bıçak çekmiş. Can Avril'le bize geldi. Hani, nasıl geldi? Senin evi nasıl buldu? Tanıyordum ben. Çünkü o zamanlar biz konfeksiyon atölyesiyle birlikte pastel masal kesiyorduk. Orada çalışıyordu. Oradan tanıyor beni yani. Karakola gitmiyor, şikayetçi olmuyor. Bize geldi. Sana geldi, sana evet. Sığındı. Evet. Ben sadece kadın olarak değil yani ben mağdur arkadaşlarım vardı mesela. Onlarla da kaldık. İhtiyaçlarını karşıladım. Sobasını yaktım, yemeğini yaptım. 1 lira da masraf, hani şey yapmadım yani. Aylarca kalan oldu bana çünkü
mağdurdu yani, yardım etmeyi seven bir insanım ben. Sizin evi, yani siz anladığım kadarıyla siz evinizi böyle şiddet gören, evet, mağdur olan tüm kadınlara açıyorsunuz. Kadınlara değil. Eşiniz onay verdi mi bu bayanın hani kalmasına? Verdi. Söyledim. Huzursuzluk söyledim, çıkmadı yani. Söyledim. Kaç ay kalmıştı? Valla bir 10 gün falan kalmıştı. 10 gün falan kalmıştı bizde. Ama o kişiyi de akrabam diye tanıtmışsınız. Komşunuz Mehmet Bey telefon attığında. Komşunuz ne der sizle ilgili? Komşumuz Mehmet Bey. Mehmet Bey. Tanıyalım ki tanımayayım. Mehmet Bey merhaba. Merhaba, merhaba Esra Hanım. Hoş geldiniz. İhbarınız olun, varmış. Kimle ilgili ihbarınız? Zühre ile ben ilgili. Doğan'la ilgili. Doğan çok iyi bir çocuktur. Ben ondan yaşlıyım biraz. Kendisini iyi tanırım. Çok iyi bir çocuktur. Evine de bakar, eşine de bakar. Ama bu kadın hep konuştukları yalan. Zaten düzgün bir insan olsaydı 3 tane Allah razı olsun abi. Anlayan çıktı, Allah razı olsun. O çocuğun peşine koşmazdı. Çok sakin bir insan. Allah razı olsun. Doğan evine de bakar. Çalışıyor da, işi de var, gücü de var. Efendim, Allah razı olsun abi. O kadına söyleyin Zühre Hanım'a önce ya bir arkasına baksın. Sen, çocuklarına bir baksın evimde, bakalım. Sen benim evim dedin mi? Bizimle beraber yaşadın mı? Şimdi aynı yaşadın muhabbete mı? Geldik gördün mü? Yaşadın mı gördün mü? Yazık, yazık gelelim yani. Bakalım bakalım. Senin arkadaşın kimse. Doğan'a yüklenmeye gerek yok. Doğan iyi bir çocuk. Hadi hepsi yalan. Ben yalan yapmayayım. Sen benim evime gitme bakmadın. Önce bakardı. Anladım. Sen beni tanımışsın. Ben seni tanımayayım. O yüzden de beni yalan şeyinizde çıkarma. Doğan'ı da iyi tanırım. Sen Doğan'ı tanıyorsun ama lafından iyisin. Sen başka bir iş peşindesin. Yazıklar olsun sana. Önce çocuklarına baksaydın sen. Ben bakalım çocuklarına. Allah razı olsun abi. Şimdi Mehmet Bey bir komşu olarak duygularını, düşüncelerini, gözlemlerini aktarıyor. Ben vicdan azabı çekiyorum. Orada Doğan'ı bu kadar... Hadi yalan yapma. Birisi kim anlamı yok yani. Anlaşmışsın sen. Sen bulmuşsun insan. Çok anlaştım evet. Sen bulmuşsun. Bu takımla giymişsin de sen bulmuşsun. Evet. Aynen önce bulmuşsun. Önce kendi Bulgaristan'da olan çocuklarına bakacaktın. Şimdi sen benim çocuklarına bakma. Evine de bakar. Senin alakalı etme. Senin alakalı etme. Sen kendi çocuklarına bak. Benim çocuklarıma katma. Tabii ben çocuklarıma bak. Bir ailede çalışacak müşterek harcama olacaktır. Ama sen yanlış yapıyorsun. Aynen evet. Sen yanlış yapıyorsun. İnsanların kötülüğüne önce kendine bak. Ben bakayım kendime. Nerede ne yapıyorsun? Ben bakayım kendime. Sen kendine bak. Ben anlıyorsun sen. Züriye tanıdıktan sonra o mahalleden polis eksik olmadı abi. Ben o mahalleden geçerken buraya geçiyorum yani. Aynen geçeceğim. Yapmıyorsun. Ama şiddet gene de çocuğumuz var dedik. Mehmet Bey komşu olarak gözlemlerini aktarıyor. Biraz önce Doğan Bey çok güzel bir cümle kurdu. Dedi ki hani akşam olup bir evin ışıkları yandı mı o evde yaşananları o iki kişi bilir. Aynen, ondan aynen. Başka hiç kimse bilmez. Çoğu kadında vardır ki şiddete maruz kalır, çocukları yüzünden boyun eğmek zorunda kalır, o evliliğe devam eder. Aynen. Ama bilsinler ki bu konuda aslında asla da yalnız değiller. Mehmet Beyciğim sadece şunu söyleyeceğim. Burada evet. Ne Doğan ne Zühre haklı. Her ikisinin evet. De geçmişi her şey insanlar için çok da parlak değil. Her yani şey biri Doğan için. İçin 4 çocuğunu geride bırakıyor, geçmişini geride bırakıyor, başka bir ülkeye evet. Geliyor, bir hayat kuruyor. Doğan evet. Desen geçmişinde bir evlilik yapmış, o evliliği de başarısızla evet. Başarısız olmuş, karısına şiddet uygulamış, ayrılmış. Ben de öyle evlendim, ayrıldım. Sonra evlendim. Bakın, o olabilir. Evlenip ayrılmak. İki insan ilişkisini sürdüremez. Evliliği bitirir bir noktada. Birbirlerine zarar vermeden noktalarlar, bitirirler. Ya neden insan gibi? Ama geçmişinizdeki insanlara, kadınlara, erkeklere, çocuklara, evlatlarınıza zarar veriyorsanız burada sağlıklı bir durum yoktur zaten. Görüşleriniz için de teşekkür ederim. Bir Doğan'la ilgili ihbar geliyor, bir Zühre'yle ilgili de ihbarlar geliyor. Bilemiyorum. Biz şimdi, buraya çıktık. Niye mesela Bulgaristan'da bu kadar Doğan pırıl pırıl bir adam olduğunu söylüyorlar? Niye çevrende sana uygun biriyle bir evlilik yapmadın? Niye resmi nikahlı bir evliliğe adım atmadın? Niye düzenli bir hayatı seçmedin? Vallahi hepimizin istediği bir avuç mutluluk. Hı-hı. Şu kadar. Evet. Hepimizin istediği bir avuç evet. Mutluluktur yani ama... Türkiye'de yok mu? O mutluluğu işte sağlamak için bazıları kolaya kaçıyor. Diyor ki ben o mutluluğu sağlayayım da diyor. Ama diyor o mutluluğu sağlarken bana hep hiçbir sorumluluk diyor. Düşmesin diyor. Mesela diyor resmi nikah kıymayayım.
Alakası çünkü yok. Resmi nikah kıyarsan bir defa deneyiminiz şimdi var. Şimdi ablacığım gün yarıda kalmıştı, tamamlamak uzun, istiyorum. Uzun oluyor böyle. Ama o mutluluğu, bir avuç mutluluğu böyle sağlayalım. Tamam. Kadına git deyince gidelim. Kadın uzaklaştırma altın ama evde oturalım. Ben onu, çocuğu hiç şey yapmayalım. Yeni eşle selfie çektirelim. Yeni eşin beyanları bizim için önder olsun. Anne evdeyken çocuğu bakmadığı yönünde hiç müracaat etmeyelim. Çocuğu korumayalım. Ama ne zaman ki anneden sizin bakın ne sizin iyi ya da kötü insan olmanız bizi ilgilendirmiyor. Tabii çocuğun ki. Menfaatlerini ebeveyn olarak nereye kadar koruyorsunuz? O çocuğun menfaatleri sizin menfaatlerinize şimdi ablacığım, çatıştığı noktada Doğan Bey sizinkinler devreye giriyor. Çocuğu bak, siz yok saymışsınız. Benim SSK'la bir işim var. Düzenli bir işim var. Düzenli bir maaşım ne var. Ne güzel. Değil mi? Türkiye Cumhuriyeti evladı vatandaşıyım. Evet. Eyvallah. İşim var. Ama atıyorum dolunayı Türkiye Cumhuriyeti verdim. Vatandaşı evladı olarak sorumluluklarınızı yerine getireceksiniz. İnternetten bulduğunuz ülkeler arası bir kadını getirip de 3 yıl evinize tutmayacaksınız. Zorla getirmedim ama. Ya zorla getirmedim.